İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Zamanım değerlidir. Yani zaman da bizim için önemli diyoruz. Hemen düşünelim, söyleyelim başlıyoruz. Gün içinde neler yapıyorsunuz? İşte sabahleyin kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, hazırlanıyorum, okula gidiyorum. Sonra geliyorum, ödevlerimi yapıyorum, dinleniyorum, akşam yemeğini kitap okuyorum. Sonra televizyon izliyorum ya da işte aileyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra da uyuyoruz şeklinde çocuğa bir günde neler yaptığını şöyle bir planlamasını sağlayın bu şekilde. Zeynep gün içinde neler yapacağını önceden planlamış yuvarlakların sayısı Zeynep'in o etkinlik için kaç saat ayırdığını gösteriyor diyor. Şimdi resimlere bakarak bunları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi bakın yuvarlaklar bunlar. Sağlıklı olmak, büyüyüp gelişmek ve iyi dinlenmek için uykuya zaman ayırmalıyız diyor. Evet bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saat. Zeynep 9 saat uykuda geçiriyormuş. Sonra büyüyüp gelişmek için iyi beslenmemiz gerekiyor. Beslenme işte bir günde ne kadar zaman ayırıyorsunuz diyor. Zeynep bakın bir 2 saat zaman ayırıyormuş beslenmesine. Zamanımızın bir kısmında okulda geçiyor. Okulda yeni bilgiler öğreniyoruz. Birçok beceri kazanıyoruz. Bunun için de bak okulda geçen sürede 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat. 6 saat de okulda geçiriliyormuş. Bu sayfada en fazla uykuya zaman ayrılmış. Çocuklarda böyle olması gerekiyor zaten. Şimdi diğer öğrendiklerimizi pekiştirmek için ders çalışmaya da zaman ayırmalısınız. Yani ödevlerinizi de yapmanız gerekiyor. Bunun için de bakın Zeynep 1 2 3 saat zaman ayırmış. Sadece her şey derste de bitmeyecek. Tabii ki oyun da oynayacaksınız ama genellikle bilgisayar oyunu değil, parkta, bahçede ki oyunlardan. Arkadaşınızla birlikte eğlenmeye ve oyuna zaman ayırmalıyız diyor. 1 2 saat. Sonra tekrar dinlenmek için de zaman ayırmalıyız. Kitap okuyarak, resim yaparak veya ailemizle birlikte fa farklı etkinlikler yaparak dinlenebiliriz. İki saatte ona ayırmış. Zaten bir insan çocukları günde bir saat bir okuma yapması gerekir. Bilgisayar televizyon başında uzun zaman geçirmek doğru mudur? Neden? Hayır doğru değildir. Çünkü ne yapıyor? Göz sağlığımızı ve beyin sağlığımızı ne yapıyor? Etkiliyor. Onun için oralarda çok uzun zaman geçirmeye gerek yok. Kitap okuyarak, oyun oynayarak ödevlerimizi yaparak veya diğer etkinlikleri yaparak zaman geçirmeliyiz diyoruz. Burada da bir yapalım öğrenelim kısmı var. resimde anlatılanlar etkinliklere günde kaç saat ayrılma ayrılmalıyız? Çiçekleri boyayarak gösterelim. Unutmayalım boyaladığımız her bir çiçek bir saati göstermektedir diyor. Bunun için de yani kendiniz artık kendi ne kadar uyuyorsanız ben kaba şekilde boyayacağım. Siz daha detaylı bir şekilde boyayabilirsiniz. Uykuya Mesela 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saatimizi uykuya ayırabiliriz. Çünkü çocukların uykuya ihtiyacı var. Şimdi yemek için bence 2 saat yeterli. Onun için ona çok bir zaman ayırmayacağız. Kitap okuma, buna ödev de diyelim. Onun için ona da 2 saat verelim. 1 saat kitap okuduk, 1 saat ödev yaptık. Aa, oyun içinde ne yapacağız? Dışarıdaki oyun. Bakın bilgisayar oyunu falan demiyor. Ona dikkat ediyoruz. Ona da 2 saat ayıralım. Bize yeter. Hadi 3 saat olsun. 3 saat de oyun. Yani daha fazlası olmaması gerekir. Zaten burada da ona göre ne yapılmış? Az verilmiş. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.